Sevgili Galatasaraylılar Transfer TV Plus kanalından hepinize iyi geceler, selamlar, sevgiler. Evet haftanın ilk gününde yine transferde büyük gelişmeler var. Perde arkasında pazarlıklar var. Yeni isimler gündeme geliyor. Ve Galatasaray'da çok önemli dediğim gibi gelişmeler var. Galatasaray'da aslında yönetim çok hızlı davranıyor transferde. Evet hoca konusu var sadece. Dün Klinsman'la ilgili bir iddia vardı. Onu sizinle paylaşmıştım. Klinsman'la ilgili ben hiçbir zaman Fatih Terim'den daha başarılı bir teknik direktör demedim. Ben hep A Spor'daki yorumlarda, foto Maç'taki yazılarımda da hep şunu söyledim. Türkiye'de 100 yıl daha geçse bile önümüzdeki 100 yıl içinde Fatih Terim'in başarılarına ulaşacak bir teknik direktör daha gelmez. Hatta geçtiğimiz günlerde bunu biraz daha ileriye taşıdım. Hatta Türkiye'ye bir yabancı teknik direktör gelse 100 yıl Fatih Terim'in başarılarına ulaşamaz demiştim. Yani bu Fatih Terim'in başarılarına hiçbir teknik direktör ulaşamaz. Bunu bir kenara koyalım. Ama Fatih Terim'le bu yönetim çalışmak istemiyoruz arkadaşlar. Ve yönetim de e, şu anda e, 19 Haziran'da seçim olacakmış gibi davranmıyorlar. Bir taraftan iş transferi, sözleşmesi biten oyuncularla görüşüp onlarla anlaşıyorlar. Bir taraftan... E, Dış transferde de çok hızlı gidiyorlar, önemli işler yapıyorlar. Onları sizinle paylaşacağım. Abdurrahim Albayrak'ın dedim ya, Florya'da şu anda Abdurrahim Albayrak görevli. Başkan belli onu vekil tayin etmiş. Çünkü başkan sağlık problemleriyle uğraşıyor şu anda. Yeniden ke kemoterapiye başladığı için. Abdurrahim Albayrak'ın dediğim gibi e, getiremeyeceği oca, anlaşamayacağı, getiremeyeceği futbolcu. yok. İşte Falka örneğinde gördüğümüz gibi. E, ve dediğim gibi önemli isimleri Galatasaray transfer edecek. Alpaslan Öztürk önemli bir transferdi. Bunu da söyleyeyim. Bakın hem Trabzonspor hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin de gündemdeydi. Göztepe ile sözleşmesi bittikten sonra çok önemli bir stoper. Bu sezonu çok iyi geçiren bir stoperdi. Galatasaray renklerine bağladı. 3 yıllık. Bu önemli. Şimdi e, ee, Cengiz Ünder konusu var. Biliyorsunuz sevgili Galatasaraylılar Fenerbahçe'nin Emre Belezoğlu'nun ısrarla istediği bir oyuncuydu. Ve Galatasaray'da bugün Cengiz Ünder gelişmesi yaşandı ve bu bilgiye ulaştım. Net ve Galatasaraylıları heyecanlandıracak bir bilgi. Abdurrahim Albayrak başrollerde, Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak. E, haberin detayları topladığım notları sizinle paylaşmak istiyorum. E, biliyorsunuz Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu ara transfer döneminden beri Cengiz Ünder'le ilgili bir, bir takım hamleler yaptı. Menajeriyle görüştü, Roma'ya teklifler sundu. Şimdi Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak vasıtası. Çünkü Abdurrahim Albayrak transferde başrol oynuyorsa her tarafa el uzanır. Her tarafta gözü kulağı vardır, önemli isimler vardır. Ve bir dönem Galatasaray'da forma giyen, Roma'da menajerliğe getirilen Morgan Desantis. Hepiniz hatırladınız değil mi Desantis'i? arıyor, telefon görüşmesi yapıyor. Cengiz Ünder'i Türkiye'ye göndereceksen Biz talibiz Galatasaray talibiz Galatasaray, Yani biz Galatasaray Olarak talibiz Türkiye'nin en büyük kulübüne e, Gelip e, Yıldızını parlatmalı Bizde başarılar şampiyonluklar Kupalar kazanmalı son dönemi Çönük geçiyor çünkü Roma'da da başarılı olmadı Kiraya gittiği takımlarda da başarılı olmadı O yüzden biz istiyoruz gelsin bizimle Şampiyonlar Ligi'nde oynasın diye Desantis'le bir görüşme yapıyor Değerini artırsın sonra tekrar size yani Roma'ya dönsün öyle satarsınız diyor. Desantis de şu an için Jose Mourinho'nun Jose Mourinho'yu beklediklerini söylüyor. Biliyorsunuz önümüzdeki sezon e, Roma'yı e, Jose Mourinho çalıştıracak. Henüz gidecek ya da kalacak oyuncularla ilgili bir karar veremiyoruz o yüzden diyor. Ama isterse Cengiz e, Ünder menajeri Cengiz Ünder'le ve menajeriyle e, konuşabileceklerini, gerekli olan transfer belgesini kendileri kendilerine yani Galatasaray'a e, Abdurrahim Albayla gönderebileceklerini söylemiş. Abdurrahim Albayrak da Desantis'e teşekkür ederek Roma'daki görevinde bir kez daha başarılar dilemiş. Yani Galatasaray dediğim gibi Cengiz Ünder için bir hareket başlattı. Bu arada Desantis'le yaptığı görüşmede Marka konusunu gündeme getirmiş. Roma'nın bir ilgisi vardı geçen sene Marka'ya ve Marka'nın Galatasaray sözleşmesini niye uzattı? Hep dedim ya elini güçlendirmek için. Çünkü 2000 31 Mayıs 2022'de sözleşmesi bitiyor Marcao'nun ve bir yıl sonra sözleşmesi bitecek oyuncunun ederi daha az olur. O yüzden Galatasaray sözleşmesini uzattı Marcao'nun ve şu anda ili güçlendi. Ve Desantis de diyor ki Marcao konusunda teklif getirirseniz yeniden değerlendiririz diyor. Ve yani Marcao ile ilgili sizinle görüşmeye açığız diyor. Desantis de, de dediği aynen şunu söylüyor tekrar. Jose Mourinho geldikten sonra bu teklifinizi de kendisine iletirim. Planlamayı o yapacak ama ben de gerekli girişimleri yaparım. Çünkü ben Galatasaray'ı çok seviyorum demiş de Santis. Bunu vurguladıktan sonra tabii teknik direktör arayışları var ama dediğim gibi geçiş hocası burada ilk düşünülen hocalar. Dediğim gibi Okan Buruk, Çağdaş Atan, Bülent Korkmaz, Hamza Hamzoğlu, Hasan Şaş bunları dünkü videoda da dillendirmiştim ama Planda şöyle bir durum var yani yeni gelecek yönetimde başkan adayları bu arada bugün 5'e çıktı. Yani koltuğa oturacak e, olası kongreden sonra koltuğa oturacak başkan adayı e, bu yönetim öyle bir teknik direktör e, seçmeli ki düşünce öyle e, onlar da e, razı olacaklar. Yani kaliteli kariyerli bir teknik direktör olduğu için biz de olsak bu teknik direktörü getiririz, getirirdik diyebilecek durumda bir proje peşindeler. E, belli ki e, Klinsman için işte, nabız yoklandı. Klinsman Galatasaray taraftarı tarafından kabul görmediği için zaten bu konuda e, geri adım attılar. Yarın öbür gün yeni isimler de mutlaka gündeme gelecektir. Çünkü ortamı koklayacak. Galatasaray taraftarının ne kadar ilgisi var, e, camianın ne kadar ilgisi var bu isme onlar koklandıktan sonra harekete geçilecek mutlaka. Bunu söyleyelim. E, ve. Fatih Terim konusu. Teknik direktör Fatih Terim'e biliyorsunuz önce Fiorentina talip olmuştu. Sonra Katar milli takımından kat, e, bir teklif gelmişti. Bir buçuk yıllık e, bir teklif 2022'de düzenlenecek, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için Katar milli takımını çalıştırması için Fatih Terim'e bir buçuk yıl için 10 milyon euroluk net bir e, teklif gelmişti. Fatih Terim bunu e, bir taraftan düşünüyordu. Çünkü Dünya Kupası heyecanını bir milli takım başında Dünya Kupası heyecanını yaşamadı kariyeri boyunca. Bunu yaşamak istiyor. bir taraftan da tabii Galatasaray'daki son durumu da görmek istiyor. Ama dediğimiz gibi Fatih Terim'e yeni bir teklif daha geldi. Bu da Foto fotomaç'ta yarın detaylı bir şekilde bu haberi bulabilirsiniz. şöyle ki ulaştığım bilgi şu. FIFA'dan geliyor bu teklif. Yani Arsenal Wenger'dan geliyor teklif. Şöyle, e, Fatih Terim'in önünde biliyorsunuz seçenekler var. Ya Galatasaray'da devam edecek, ya e, dinlenmeye çekilecek, ya Katar'dan gelen teklifi kabul edecek. E, ya da Fiorentina gibi işte Avrupa'ya tekrar dönebilir. Oradan da bir teklif vardı. Ama e, şimdi... E, FIFA'dan bir teklif geliyor Fatih Terim. Bunları, bütün bunları düşünürken kafasında Bodrum'da tatil yapıyor Fatih Terim. FIFA'dan bir teklif geliyor. Fatih Terim'e eğer bu teklifi kabul ederse dünya futbolunun patronu için çalış, çalışacak Fatih Terim. Şöyle ki teklifi bizzat FIFA Global Futbol Direktörü, FIFA'nın Global Futbol Direktörü Arsene Wenger yapmış Fatih Terim arayıp. Terim için yapılan bu teklifle ilgili olarak e, henüz çok fazla detay yok ama... Ee, gelen ilk bilgilere göre Arsen Wenger terimden yeni ve genç teknik direktör adaylarının yetiştirilmesinden sorumlu olmasını istemiş. Fatih Terim e, bu teklife şu an için bir cevap vermemiş. Bunu da söyleyelim. Fatih Terim bu arada e, yardımcılarına e, tamamen karar sizin demiş. Yani yardımcılarının da biliyorsunuz sözleşmeleri bitmişti. E, Ümit davalar Levent Şahin, Necati Ateş, Selçuk Ünan, Albert Riyala, Liera, Fadıl Koşutan. ben Galatasaray'dan ayrıldım ama siz isterseniz Galatasaray'da devam edebilirsiniz diye böyle bir teklifte bulunmuş. Terim'in ekibinden, Fatih Terim'in ekibinden sadece Scott, Scott Piri'nin Piri sözleşmesi devam ediyor. Bunu daha önceki videolarda da çekmiştim sevgili Galatasaraylılar. Arda Turan'la ilgili bir teklif var. Yönetim Arda Turan'la çalışıp çalışmama konusunda kararsız Fatih Terim olsaydı devam edecekti bir yılda. Sonra da Fatih Terim'in teknik ekibinde görev alacaktı. Fatihlerim Fatih Terim e, şu anda e, Galatasaray'la yol ayrımında. Ya futbola veda edecek ya emekli ayrılacak ya da kendisine Arjantin'den bir teklif var şu anda. Arjantin'den gelen teklifi değerlendirecek. E, Başakşehir'de oynarken de Arjantin'den teklif gelmişti. Şöyle Arjantin'in iki dev takımından River Plate ve Boca Juniors'tan Arda Turan'a teklif var. Eğer Arda Turan Boca Juniors'un teklifini kabul ederse Diego Armando Maradona ile özdeşleşen 10 numaralı formayı giye giyecek eğer kabul ederse. Bu arada West, West Bromwich'e veda eden Jack Negasra'ya geri dönüyormuş. Aslında bu iyi bir haber mi kötü bir haber mi önümüzdeki günlerde detaylarını sizinle paylaşacağım. Gün içinde öğrendiğim başka haberler de var onları da sizinle paylaşayım. E, orta saha rotasyonunu güçlendirmek zorunda olduklarına e, kanaat getiren Galatasaray yönetimi Antal Alanya sporlu Berkan Kutlu için girişimlere başlamış. Aytaş ile anlaşan, Salih Uçan'ın peşini bırakmayan, e, yakın markaj alan Galatasaray cephesi ayrıca e, Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile arasında sıkıntı yaşayan, sonra Abdullah Avcı'dan özür dileyen ama ee, yeni dönem için e, şu anda net olarak e, kimi kastettiğimi biliyorsunuz. Abdülkadir Parmak. Yani kalacak mı, gidecek mi bu konuda e, net bir karar verilmedi. Eğer Trabzonspor e, Abdülkadir Parmak'la yollarını ayırmaya karar verirse Galatasaray Abdülkadir Parmak'a talip olacakmış. Öyle bir bilgi de bana ulaştı. Sevgili Galatasaraylılar. Evet sevgili Galatasaraylılar. Transfer TV Plus kanalında gösterdiğiniz ilgi için tekrar tekrar teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Eee Hala e, abone olmayan e, Galatasaraylıları görüyorum. Lütfen e, ben emek veriyorum. Sizlerden de sadece istediğim şu. Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde abone ol butonuna tıklıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Çektiğim videoları beğenip like atıyorsunuz. E, ve e, bu videoların altına yorumlar, istekler, sorular da tabii ki sorabilirsiniz. Onlarla ilgili de videolar çekiyorum. Oradan da e, bana ışık tutuyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Başta Türkiye'deki e, Galatasaraylılar olmak üzere dünyadaki bütün Galatasaraylılara sevgiler, selamlar, iyi haftalar, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın ama Transfer TV'de kalın. Çünkü her an yeni bir Galatasaray transfer videosuyla karşınızda olabilirim. Gelişmeler bunları gösteriyor çünkü Galatasaray'da transferde çok hareket var. Hoşçakalın sevgili Galatasaraylılar.